akşamlar TV Malatya Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, minik konuklarımız var. Bugün onlarla birlikte Ana Haber Bülteni'ni sizlere aktaracağız. Çünkü bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Onlar anlatacaklar, söyleyecekler, sizler dinleyeceksiniz. Ana Haber Bülteni'ne başlayalım mı? Evet. Başlayalım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünün küçükleri, yarının büyükleri olan çocuklara en büyük armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye genelinde hava şartlarına rağmen büyük bir coşkuyla kutlanan Çocuk Bayramı Malatya'da da aynı görüntülere sahne oldu. İlk tören anıt önündeydi. Sonrasında Atatürk Kapalı Spor Salonu'na geçildi. İşte miniklerin şovlarıyla, Malatya protokolünün katılımıyla Malatya'da 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Malatya'da büyük bir coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 95. yıl dönümü nedeniyle sabah ilk resmi tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın koltuğuna oturan Sudenaz Demir isimli öğrenci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Anıt önündeki törenlerde ayrıca folklor ekibi de kısa bir gösteri sundu. Atatürk Anıtı'nın önündeki çelenk sunma töreninin ardından resmi kutlama programı, havanın yağışlı olması nedeniyle Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Buradaki resmi kutlama programına Malatya Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Akyürek, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, İlçe Kaymakamları Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir, dedi. Milletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ve onun milletin bağımsızlığını, milletin azmi ve kararlılığı kurtaracaktır. Öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline gelmişti. Işığını tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretlerinden, azminden, kararlılığından, birlik ve beraberliğinden alan bu güneş aynı zamanda ülkemizin kışını bahara, baharını yaza döndürecek bir diriliş güneşidir. Tatlı'nın konuşmasının ardından minik öğrencilerin gösterilerine geçildi. Ana sınıf öğrencilerinin sergilediği gösteriler izleyenler tarafından tam not alırken, özellikle minik öğrencilerin oluşturduğu Mehteran ekibinin gösterisi uzun süre alkış aldı. Ay kırın, engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuk Bayramı olunca şehrin valisi, belediye başkanı kısa süreliğine koltuklarını devretti. İlk adres Malatya Valiliği oldu. Yakınca ilkokulu 4. sınıf öğrencisi Çisen Bozkurt Vali Süleyman Kamçı'nın koltuğuna oturdu. Sorular sordu. Küçük valinin gündeminde elbette ki karşısı da vardı. İsmi neydi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda valilik koltuğunu devralan minik Yakınca İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Çisen Bozkurt oldu. Makamı oturan küçük vali Çisen Bozkurt, tüm çocukların bayramını kutlayarak sembolik bir etkinlik olsa da bugün bu makamda bulunma onurunu yaşadığını söyledi. Sembolik bir etkinlik olsa da bugün böyle bir makamda bulunma onurunu yaşayarak biz çocukların ellerinde yükselecek yarınların Türkiye'sinin gelişmesinde olumlu ve aktif roller alma özgüvenimin artmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetine saygı ve minnetlerimi sunarak başlamak istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünyaya saygı, sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Küçük vali ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı telefonla arayarak sokak hayvanları için barınak istedi. Alo, bana belediye başkanını bağlar mısınız? Günaydın başkanım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizden bazı ricalarım olacaktı. Sokakta başıboş dolaşan köpeklerin barınaklara bırakılmasını, ücretsiz otopark yapılıp hizmete sunulmasını rica ediyorum. Bir de cadde ve sokakların asfalt çalışmaları güzel fakat sonrasında asfaltlar kazınıyor. Bu konuyu değerlendirebilir misiniz? İl Emniyet Müdürü Ömer Urhalı da arayan küçük vali Bozkurt, okulların etrafında güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve okul servis araçlarının daha çok denetlenmesini istediğini dile getirdi. Müdürüm nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizden bazı ricalarım olacaktı. Okul önlerinde güvenliğin artırılmasını ve okul servis araçlarının daha çok denetlenmesini istiyorum. Son olarak Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Selvi'yi arayan Bozkurt, kayısıda yaşanan hasarın derecesini sorarak kayısı hakkında bilgiler aldı. Vali Süleyman Kamçı ve küçük vali Çisen Bozkurt daha sonra makam arabasına binerek Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başlayan 23 Nisan programına katıldı. Günaydın müdürüm, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizinle bir konu hakkında görüşecektim. Bu sene doğumda kayısı zararımız ne kadar? Peki çiftçilerin bu doğum zararı karşılanacak mı? Çiçek açma dönemiymiş, meyve verme dönemiymiş. Ben derim ki çiftçilerin bu zararı karşılanacak mı derim. O da ki sigortaya bağlı olduğu için karşılanacak. Zarar var mı yok mu? Ne diyor? Zarar daha 15 Mayıs'a kadar sürecekmiş. Daha şey yapıyormuş. Daha öyle bir şey olur. Tespit ediyorlar ha? 15 Mayıs'a kadar sürecekmiş. Tamam. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na koltuğunda da Abdülkadir Eriş İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Çağrı Akça vardı. Küçük Başkan Çağrı Akça 23 Nisan ile ilgili düşüncelerini paylaştıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Park ve Bahçeler Şube Müdürü ile Veteriner Şube Müdürünü telefonla arayarak çeşitli talimatlar verdi. Başkanım hoş geldin. Bana çiçek mi getirdin? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi koltuğunu Abdülkadir Eriş İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Çağrı Akça devraldı. Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın makamına oturan Çağrı Akça, böyle bir fırsatı kendisine verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür etti. Küçük Başkan Çağrı Akça, 23 Nisan'la ilgili düşüncelerini paylaştıktan sonra, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı, Park ve Bahçeler Şube Müdürü ile Veteriner Şube Müdürünü telefonla arayarak çeşitli talimatlar verdi. Çocuk bayramı olarak armağan etmiş, bu yönüyle de dünya ölçeğinde eşsiz bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün anlam ve önemini çok iyi kavramış bir nesil olarak bizler daha modern bir Türkiye oluşturmak için sürekli çalışacağız. Bugün neşe mutluluğun günü olsun, bayramımız kutlu olsun diyorum. Sayın Belediye Başkanımıza bu güzel günde bana böyle bir fırsat tanıdığı için teşekkür ediyorum. İyi günler. Bana yol ve asfalt daire başkanlığı bağlar mısınız? Tüm okulların bahçelerinin gezilip, bahçelerinin kötü olanlarını ve toprak olanlarının asfaltlanmasını istiyorum. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlar mısınız?
park ve bahçelerin daha güvenli hale getirilmesini ve çoğaltılmasını istiyorum. Sokak hayvanları ile ilgili çalışmaların arttırılmasını istiyorum. Koltuk devri sonrasında Çağrı Akça, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a bir buket çiçek verirken, Başkan Çakır da Çağrı Akça ile öğretmeni Nedim Erhan'a çeşitli hediyeler takdim etti. Sayın Başkan. Cumhuriyet Halk Partisi resmi törenin ardından Atatürk Anıtı'na gitti. Çelenk sunumu yapan partililere milletvekili adayları da eşlik etti. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Teşkilatı 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Resmi çelenk sunumunun ardından gerçekleştirilen CHP'nin çelenk sunumuna İl Başkanı Enver Kiraz, il yönetimi ve milletvekili adayları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından burada bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, "Dünyada belki de bayramları olan tek çocuklar Türk çocuklarıdır." dedi ve şöyle devam etti. 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk Büyük Millet Meclisi'ni toplayarak milli iradenin, egemenliğin hiçbir zümrede olmadığını, hiçbir ailede olmadığını, hiçbir kişide ve yapıda olmadığını, egemenliğin bizzat halkta, millette olduğunu ilan etmiştir. Dolayısıyla onun üzerinden bugün 95 yıl geçti. 95 yıl sonra biz yine aynı sözcükleri elbette tekrarlıyoruz. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir diyoruz. Dünyada belki de bayramları olan tek çocuklar Türk çocuklarıdır. Dolayısıyla bununla da biz ne kadar gurur duysak azdır. Bir kez daha anısı önünde saygıyla eğildiğimizi, bağlılıklarımızı devam ettirdiğimizi de ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tabi bugün aynı zamanda değerli arkadaşlar, Regaib Kandili, bütün Malatyalıların, bütün halkımızın Regaib Kandilini de kutluyorum. Hayırlı olmasını diliyorum değerli arkadaşlar. Bayram Malatya Park AVM'de düzenlenen etkinlik ile devam etti. TED Malatya Koleji Müzik Grubu tarafından 23 Nisan konseri verilirken vatandaşlar da miniklerinin gösterisine yoğun ilgi gösterdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Malatya Park AVM'de etkinlik düzenlendi. AVM fuaye alanında düzenlenen şenlikte ilk olarak TED Malatya Koleji Müzik Grubu tarafından 23 Nisan konseri verildi. Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. 2014-2015 eğitim öğretim yılının sonlarına doğru her yıl yaptığımız üzere bu yılda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Oda Orkestrası öğrencilerimiz sizlere yaptıkları güzel eserleri seslendirecekler. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği şenlikte birçok okuldan müzik koroları sahne alarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladılar. AK Parti ilçe gezilerine Kuluncak ve Hekimhan ile devam etti. Davul Zurnaya karşılanan partiler vatandaşlara seslendi. AK Parti Malatya Milletvekili adayları 7 Haziran'da yapılacak olan genel seçim kapsamında Kuluncak ve Hekimhan ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Kuluncak ilçesine giden adaylar davul zurna eşliğinde vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Burada vatandaşlara seslenen AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başladıkları yolun ikinci yarısına girdiklerini kaydetti. Şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la başladığımız bu yolculuğun ikinci yarısına gidiyoruz şimdi. İkinci yarıyı da Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu'yla giriyoruz inşallah. İnşallah Tayyip Erdoğan'a vermiş olduğumuz desteğin daha fazlasını Ahmet Hoca'ya, Ahmet Davutoğlu'na vereceğiz.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise meclis üyeleriyle birlikte kulunçağın sorunları için bir yıl içerisinde güzel çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Birlikte kulunçağın sorunlarıyla ilgili de bu bir yıl içerisinde güzel çalışmalar yaptık. Hem yol hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burada taş ocağımızın ruhsatı alındı. ÇED raporları çıkarıldı. İnşallah kısa süre içerisinde de artık sahaya buradan malzeme nakline de başlıyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Malatya 1. Sıra Milletvekili adayı Öznur Çalık da konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hayallerini biz engelleyemeyiz. Biz hiç kimsenin hayal kurma özgürlüğünü kısıtlayamayız. Tabii ki hayal kurar. Ama biraz evvel ablam buradan söyledi. Onu başbakan yaparız. Ama ne zaman yaparız? Ben mikrofonu kendisine vereyim, o söylesin. İnşallah 23 Nisan'da. Ne zaman? 23 Nisan'da. Ne zaman? 23 Nisan'da. Duymadım. 23 Nisan'da inşallah. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanı ve AK Parti Malatya 2. Sıra Milletvekili adayı Taha Özhan ise AK Parti iktidarının muhalefet partileri gibi boş ve hayal ürünü vaatlerde bulunmadığını söyledi. Bunların sadece sosyal güvenlik sisteminde yaptığı açığı 1 trilyon doların üzerinde ve ancak 2038-2040 gibi kapatabileceğiz. En iyi ihtimalle. Böylesine ağır yükler bu memleketin sırtına yüklediler. Biz altından kalkmaya çalışıyoruz. Yani bizim elimiz kolumuz rahat değil. Ayaklarımızda prangalar var ve bütün bunların tamamı bunların zamanında 1980'lerde, 90'larda özellikle memleketi iflasa götüren boş vaatleri ve politikaları yüzünden oldu. Milletvekili adayı Mustafa Şahin de AK Parti'nin Türkiye'de bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtığını dile getirdi. Bir çağı açacak nitelikte değişim ve dönüşümleri yapan AK Parti ilk kez milletin, cumhurun eliyle kendi cumhurbaşkanlarını seçmeyi en iyi bir şekilde hem muktedir oldunuz, hem de olması gereken yerde ilk turda o güzel insan, dünya lideri, mazlumların sesi olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 10 Ağustos'ta seçtik. İşte bunlar milletin bugüne kadar hasretle beklemiş olduğu siyasi oluşum AK Parti'de bütünleştikçe, bunu gördükçe bunlar da bizleri taklit etmeye çalışıyorlar. Aday Nurettin Yaşar ise AK Parti hareketinin milletin desteğiyle memleketi normale çevireceğini belirtti. Sizin desteklerinizle bu memleketi normaline çevirecek. Fabrika ayarlarına döndürecek. Şimdiye kadar 13 yıldır engelli bir koşu sürdürüldü. Sürekli engellemelerle karşılandı. Hizmetler engellendi. Faaliyetler durduruldu. Heyecan biraz söndürüldü. Ama buna rağmen bu direnç, bu inanç, bu azim, bu mukavemet sonuna kadar sürdü, sürecek. Milletvekili adayı Bülent Tüfekçi ise milletin desteğiyle Türkiye'de oynanan oyunları bozduklarını ifade etti. Sizin desteğinizle Türkiye'de oynanan birçok oyunu bozduk. İnşallah bozmaya da devam edeceğiz. MHP ile HDP ile bir araya gelerek güya Türkiye'yi yönetecekler. Bizler koalisyondan ne çektiğimizi buradaki amcalarımız, ablalarımız çok iyi bilir. Allah'a hamdolsun bugünlere geldik. Konuşmaların ardından Kuluncak ilçesindeki AK Parti seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. AK Parti Malatya Milletvekili adayları Hekimhan ziyaretinde de 6-0 sloganlarıyla karşılandı. 6-0! 6-0! 6-0! 6-0! Vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan ve ilçe merkezine yoğun bir kalabalıkla giren adaylar için kurban kesildi. Milletvekili adayları burada da toplanan kalabalığa hitap etti. Hiç bize oy vermiş vermemiş batmayız. Gelecekse hizmeti başta gözüksüne sonuna kadar getiririz. Yeni Türkiye'de AK Parti iktidarı ciddiyetle işlerini yapmaya gayret ediyor. Bir de muhalefet var. Onların da bir tane temel ekseni var. Ciddiyetsizlik. Yatırım bütçesi 41 milyar TL. Kılıçdaroğlu'nun sadece 2 emekli maaşıyla vereceği para da 40 milyar TL. Böyle bir bütçe yok. Bunların hepsi hakikaten palavradan ibaret. Mahalle toplantılarını aralıksız sürdüren AK Parti milletvekili adayları Dilek'te vatandaşlarla bir araya geldi. Adaylar toplantının yapıldığı yeri dolduran vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. AK Parti milletvekili adayları 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan seçim çalışmaları kapsamında mahalle toplantılarına aralıksız devam ediyor.
Dilek Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen milletvekili adayları toplantının yapıldığı yeri dolduran vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla süslenen mahalle toplantısına AK Parti milletvekili adayı Mustafa Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ifade ederek 7 Haziran seçiminin önemini vurguladı. Bugün seçim dolayısıyla, 7 Haziran seçimleri dolayısıyla buradayız. Ama bu bir yıl içerisinde Dilek'te çok program gerçekleştirdik. Gerek toplu gerek birebir programlar gerçekleştirdik. Zaten AK Parti seçimden seçime bu milleti ziyaret eden bir parti değil, bu milletin sürekli içerisinde olan insanların siyaset yaptığı bir partidir. Bu seçimde mutlaka sandıklarda katılımı artırmamız gerekiyor. Çünkü katılımın azlığı temsil açısından problem demektir. Ve daha çok da bizim seçmenimiz sandığa gelmiyor. Nasıl olsa garanti diyor. Ama bu seçimde mutlaka katılımı daha fazla artıralım. AK Parti 24. dönem milletvekili ve 25. dönem milletvekili adayı Mustafa Şahin ise sağlıkta dönüşüme dikkat çekti. Biz iktidara gelmiş olduğumuz güne kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmuş olduğu günden 2002'ye kadar aşağı yukarı 80 yıllık süre içerisinde ta 1920'li yıllarda, 30'lu yıllarda çıkan yasalarla bu ülke çekip çevrilmeye çalışılıyordu. İnsanlarımıza hizmet sunulmaya çalışılıyordu. Ama bunların bir tanesini değişmeye kalka durasınız, hemen rejim sorunu haline getiren bir ana muhalefet partisiyle karşı karşıyaydık. Şu anda ana muhalefetin başında olan bulunan zat SSK'nın başındayken biz ne yaptık? Bütün hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu diye denilen bir hastane vardı. Sigorta hastanesi. Onu aldık, Sağlık Bakanlığı'na bağladık. İnanır mısınız? Aynen cevap şu. Rejim sorunu olur. Ana muhalefet partisinin bol keseden vaatlerde bulunduğunu vurgulayan Şahin, yemin etseler de namus şeref sözü verseler de millet bunları inanmıyor diye konuştu. Bol keseden vaatlerde bulunuyorlar. Biz hiçbir zaman için popülist politika yapmadık. Gücümüz neye yetiyorsa biz ancak onlara imza attık. AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise seçimlerde herkesin sandığa gidip oy kullanmasını istedi. Benim sizlerden ricam 7 Haziran seçimlerinde hepimiz hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan sandıklara gidelim. Biz gitmekle, kendimiz gitmekle kalmayalım. Dostumuzu, arkadaşımızı, akrabalarımızı da telefonla arayarak bunların da bu seçime katılmalarını sağlayalım inşallah. Sizlerin de desteğiyle, Allah'ın da yardımıyla inşallah bu zalimlerin bir araya gelmesinin, hepsinin bir o kadar da bir araya gelse Allah'ın izniyle inşallah seçim bu zalimlerin. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacağız şimdi de. Doğanşehir ilçesine ziyaret eden CHP Malatya milletvekili adayları esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili aday Veli Ağbaba AK Parti'yi yıkacak tek partinin CHP olduğunu söyledi. Doğanşehir'den oy istiyoruz. Diyoruz ki 4 yıl boyunca ayırmadık Doğanşehir'inden. CHP Malatya İl Teşkilatı seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Doğanşehir ilçesini ziyaret eden CHP Malatya milletvekili adayları esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili adayı Veli Ağbaba, CHP 3. sıra milletvekili adayı Berna Karadaş, CHP Doğanşehir ilçe başkanı Ali Uçar ve partilerle birlikte Doğanşehir ilçesini ziyaret ettiler. Esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek kendisine iletilen sorun ve istekleri dinleyen Ağbaba, 7 Haziran'da yapılacak olan genel seçim için destek istedi. Veli Ağbaba'ya vatandaşlar büyük bir ilgi göstererek çalışmalarınızdan memnunuz dediler. İşlerimizi yapabiliriz. Yok, bugün kamu işleri var. Bir cuma günü. Yani işi var. Kamu şeyi var. Kamulaştırma yapılan şeyleri. Yani rezil bekliyorum. Zaten sonranı gündeme getiriyorum. Doğanşehir'in elmasından yoksulluğuna herkes için çalışıyorum. Gece demeden, gündüz demeden, bayram demeden. Şimdi herkesten, bütün Doğanşehir'den o istiyorum.
İlçe ziyaretinde bir vatandaşın mazotla ilgili isyanını dinleyen Ağbaba, mazotun fiyatını sabitleyip çiftçiye 1,5 lira yapacağız, mazotu 1,5 lira yaparsak çiftçinin cebine para girer, maliyeti azalır. Kayısının fiyatını bir yıl önceden açıklayacağız dedi. Bizim Doğanşehir'de her haftada, her ayda zam geliyor mazota. Yani fakir fukara altında bir çıkamıyor. Bir de bizim bahçelerimiz yandı. Gelseler ne bize para verdiler, ne ödeme yaptılar. Milleti yani bir çok dolandırıyorlar. Yani her işi yaptırıyorlar. Bir de sandıklarınıza sahip çıkın. Sandıklarınıza sahip çıkmazsan kaybediyorlar. Bunu da iyi bilin. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Mazota her hafta zam geliyor. Biz ne yapıyoruz mazotu? Mazotu fiyatı sabitliyoruz. Mazotu çiftçiye 1,5 yapacağız diyoruz. 1,5. 1,5 yaparsak ne olur? Tamam. 1,5 yaparsak cebine para girer mi? Evet. Az para çıkar. Bize şikayetiniz var mı? Razı mısınız bizden? Belli. Tamam. Kolay gelsin. Nasıl yapıyorsunuz? 4 yıl önce oy verdiniz bize. Milletvekili seçtiniz. Umarım hiçbirinizin yüzünü yere baktırmamışsınız. Sizi mahcup etmemişimdir. 4 yıl boyunca sizin yüzünüzü yere baktırmamak için bana oy verenlerin vermeyenleri mahcup etmemek için Malatya'da övüneceğiniz bir milletvekili olsun diye 4 yıl boyunca gece demedim, gündüz demedim, pazar demedim, çalıştım. Sizin için çalıştım. AK Parti'nin tek alternatifinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu dile getiren Veli Ağbaba, AK Parti'yi yıkacak tek partinin CHP olduğunu söyledi. Şimdi 4 yıl sonra tekrar huzurunuzdayız. Bu dönem önemli bir şansı yakaladık. Dün pazar gününe itibaren esen rüzgara baktığımız zaman, Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamış olduğu programa baktığımız zaman ciddi bir iktidar alternatifi olduk. Bakın 3 günden beri iktidarın bütün kalemleri, hükümeti, bakanları Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyor. Mazotun 1,5 lira olmasının kaynağı belli. Yani sen kaçak saraya parayı vermezsen mazotu 1,5 lira yaparsın. Yeter ki tercihini doğru yap. Biz tercihimizi çiftçiden, üretenden, esnaftan, işsizden, işçiden yapmışız. İktidar olursak bilin ki muhalefet milletvekili nasıl yaptıysak iktidar milletvekiliyle ondan daha güzel yaparız. Burada şimdiye kadar selam verilmeyen, mağdur edilmiş herkesin de elinden, kolundan tutarız. Onu da bilin. İnşallah, inşallah. Yine 4 yıl boyunca sizin yüzünüzü yere baktırmayacağımızı bilmenizi istiyoruz. Hepinizin desteğini bekliyoruz. CHP 2. sıra milletvekili adayı Hulusi Porgalı'da Doğanşehir'e bağlı Kurucova Mahallesi'nde işçiler ve vatandaşlara buluştu. Kurucova'da işçilerle seslenen Porgalı, milletvekili olabilmem için 8.000 oyumuz eksik diyerek destek istedi. Seçim çalışmaları kapsamında gezilerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı Hulusi Porgalı, Doğanşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesi'nde işçiler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kurucuova'da işçilere seslenen Porgalı, milletvekili olabilmem için 8.000 oyumuz eksik diyerek destek istedi. Bana destek vermeye söz veriyor musunuz diye soran Porgalı'ya işçiler söz veriyoruz diyerek cevap verdi. Aynı toprağın çocuklarıyız. Benim sizden ricam, Cumhuriyet Halk Partisi 2. sıradayım. Tamam mı? Benim bizim sizden, için 1. sıradasınız hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Benim gönlüm için. Allah razı olsun. Sizden bu dönem Kurucuovalılar olarak ailenizle, sizlerle çalışıp beni destekleyip buradan bana biraz oy çıkartmanızı istiyorum. Vekil olmak için 8.000 oyumuz eksik. Çünkü benim arkamda benim köylüm, benim toprağım var, benim insanım var, beni destekleyecek diyorum. Özellikle de buraların sandığına bakacağım. Destek almış mıyım, almamış mıyım? Verecek miyiz hep birlikte? Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Mezarlığın içindeyiz, söz! İşçilerle yaptığı konuşmanın ardından Kurucuova Meydanı'nda kendini bekleyen mahalle sakinleriyle buluşan Porgalı, Hulusi Porgalı için CHP diyeceksiniz, toprağın bana sahip çıkmış mı, çıkmamış mı takip edeceğim şeklinde konuştu. AK Partili arkadaşlarıma da, dostlarıma da, akrabalarıma da, hemşerilerime de söylüyorum, MHP'li arkadaşlarıma da söylüyorum. Ben sizden bu dönem hemşeriniz olarak, toprağınız olarak sizden destek istiyorum. Bu parti değil, bu benim için, Porgalı için, Hulusi Porgalı için CHP diyeceksiniz. Bu dönem beni buradan göndermeniz için ben Hulusi Porgalı'ya oy vereyim diye göndereceksiniz. Kendi toprağım diye vereceksiniz. Ve özellikle buraların da sandığına özellikle ilgileneceğim, bakacağım. Acaba toprağım bana sahip çıkmış mı, çıkmamış mı?
Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili Türkiye'nin 1300 odalı saraya ihtiyacı yoktu diyen Porkalı şöyle devam etti. Bakın hemen diyorlar ki kaynaklar nerede? Ben size çok açık bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum ama Türkiye'nin 1300 odalı saraya ihtiyacı yoktu. 1300 sarayın yarısı parası sizin şu anda mevcut Türkiye'deki emeklerin 4 sene maaşına senede 2 tane ikramiye verilebiliyordu yarısına. Ve ayda 21 trilyonla masraf var oranın. 21 trilyonla bir yılda 250 trilyonu der. Hiçbir gerek yok. O biz de böyleceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem ve MHP Malatya Milletvekili adayları 7 Haziran genel seçimleri çalışmaları kapsamında derneğe ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen MHP heyeti destek istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem ve MHP Malatya Milletvekili adayları 7 Haziran genel seçimleri çalışmaları kapsamında Darende'yi ziyaret etti. İl Başkanı Mehmet Erdem, milletvekili adayları Avukat Arif Yıldız, Hakan Yılmaz, Hakan Kalkan, Mehmet Ali Özpolat ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri katıldığı programda ilk olarak MHP Darende İlçe Başkanlığı'na gidildi. MHP Darende İlçe Başkanı Hasan Şentürk ise, Darende'li esnaf ve vatandaşlar mevcut iktidara ciddi tepkisi var. Allah'ın izniyle bu sandığa yansıyacaktır diye konuştu. Milletvekili adaylarımız ve İl Başkanımızın Darende'ye teşrifleri olmuştur. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah bugün Darende'de güzel sonuçlar alacağımızı, zaten mevcut bir potansiyelimizin var olduğunu, gezilerinizi esaslı da göreceksiniz. Allah'ın izniyle bugün Darende'de başladığımız seçim çalışmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Sayın Genel Başkanımızın grubuna Malatya'dan milletvekilleri göndereceğiz. Ziyarette bir değerlendirme yapan İl Başkanı Erdem, Milliyetçi Hareket iktidarına hem Darende'nin hem Malatya'nın hem de Türkiye genelinde iyi bir teveccüh olduğunu söyledi. 7 Haziran 2015 genel seçimlerin çalışma kapsamı içerisinde halımız, ilçelerimizi dolaşıyoruz. Seçmenlerimizle kucaklaşıyoruz. Bugün de Darende'deyiz. Gerçekten bir an önce de ilçe başkanımın ifade ettiği gibi Darende, Milliyetçi Hareket Partisi'ni kucaklayan, gerçekten samimi bir şekilde kucaklayan bir ilçemiz, daha da güçlendirerek Darende'de birinci parti olma yolunda arkadaşlarımızın gayretleri var. Her yılda olduğu gibi Darende'de de partimize, adaylarımıza büyük bir teveccüh var. Bu teveccühü inşallah sandığa yansıtacağız. Yapılan konuşmalardan sonra MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem ve MHP Malatya Milletvekili adayları tek tek Darende'li tüm esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek 7 Haziran genel seçimlerinde hem Darende'nin hem Malatya'nın hem de ülkenin karanlık gidişine dur denmesi gerektiğini söylediler. Evet, bak hemen hazır bir tane oyumuz. Avukat abi diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı. Desteğinizi istemeyebilirim. Selamünaleyküm. İyi başlayalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi. Şalabın verdim. Para var mı? Şehit Yüzbaşı Pilot Gökhan Ertan Parkı'nın açılışı yapıldı. Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan parkın açılışına şehit pilotun babası Ali Ertan da katıldı. Battalgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Seyit Yüzbaşı Pilot Gökhan Ertan Parkı'nın açılışı yapıldı. Açılışa Vali Süleyman Kamçı, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekili adayı Mustafa Şahin, İl Müftüsü Ümit Çimen, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İskender Mahallesi'nde Battalgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan park, şehit Gökhan Ertan'ın babası Ali Ertan'ı oldukça duygulandırdı.
Baba Ertan, oğlunun isminin parka verilmesinden duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi. Sayın 7. Jet Üst Komutanı, askerleri, oğlumun değerli arkadaşları, Sayın Sivil Toplum Örgütü, değerli misafirler, 2012'den beri hep yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Yine Sayın Belediye Başkanımız Selahattin Birkan'a oğlunun anısını yaşatmak üzere bu parkı onun adını vermesini ayrıca ona çok teşekkür ederim. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Ertan ailesine övgüler yağdırdı ve şehit Gökhan Ertan'la ilgili düşüncelerini paylaştı. Başkan Gürkan, belediyecilik hizmetlerinden de bahsederek, belediye başkanlığı şehrül emindir, parkımız mahalle sakinlerimize ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun dedi. Evet, biraz evvel Ali Ertan Bey konuştu. Ali Bey benim okul arkadaşımdır. Hem lise dönemimizde hem yüksek okul dönemimizde birlikte okuduk. Tabii Ali hakikaten çok değerli bir arkadaşımızdı. Vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven, vatanına, milletine bağlı ve yaptığı işlerde de hakikaten vatanın, milletini, kendi menfaatinin önünde tutan bir kardeşimizdi. İşte 2000 yıllık Battalgazi Surnağı'nın önümüzdeki hafta inşallah aynı gün bugün temelini atacağız. Onunla ilgili yapmış olduğumuz Toplum Aslantepe'yi sahipleniyor projesiyle geçmiş 5000 yılın belediye başkanı olursunuz. Dolayısıyla belediye başkanları, şehir müminler kendilerini 5 yıllık bir zaman dilimine hapsedemezler. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da Doğu'nun Battalgazi, Batı'nın Yeşilyurt çatı kuruluşunda Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. Şehit Gökhan Ertan parkımızın açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merkez ilçe oluştu. Bir tarafımız Battalgazi, Doğu'muz Battalgazi, Batı'mız Yeşilyurt oldu. Çatı kuruluşu olarak da Büyükşehir Belediye'miz inşallah hepimiz dört bir yandan çalışarak bu büyük şehir olma yolunda Malatya'mızın bu sıçramasında inşallah hep birlikte el ele vererek çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. AK Parti Malatya Milletvekili adayı Mustafa Şahin de Battalgazi Belediyesi'ne yapmış olduğu hizmetler için teşekkür etti. Özellikle yerel hizmetler noktasında belediyelerimizin sosyal belediyecilik, kültürel yönleriyle ve diğer bu yapmış oldukları sosyal alanların, bu donatların güzel bir şekilde insanlarımızın istifadesine sunma noktasında emeği geçen başta belediye başkanımıza ve baştan aşağıya en alt kademede görev alan işçilerimize kadar ustalarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Son olarak konuşan Malatya Valisi Süleyman Kamçı da açılışı yapılan parkın önemini ve belediyelerin yapmış olduğu hizmetleri anlattı. Parka şehit yüzbaşı pilot Gökhan Ertan'ın isminin verilmesi açılışa katılanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Aslında belediyelerimizin başta gelen görevi çevreyi düzenlemek, park bahçeleri düzenlemek. Birinci öncelikli işleri o. Malatya'mızda da 3 belediyemiz bu işi merkezde, ilçeleri sayıyorum. Uzak ilçelerimizde de aynı görevleri ifa etmeye çalışıyorlar. Burada ellerinden geldiğince çevremizi daha yaşanabilir bir şekle sokmak için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Onun şehitlik mertebesinin gururuyla onların yaşayacağını biliyoruz. Şehit yakınları bizlerin, devletimizin, belediyemizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın başımızın üstünde yerleri olan vatandaşlarımız. Biz her zaman onların yanındayız. Bu vesileyle burada Büyükşehir Belediye'miz, Yeşilyurt, Battalgazi Belediye'lerimiz ve ilçelerimizde de ilçe belediye başkanlarımız şehitlerimize gerekli desteği isim verme noktasında vermeye çalışıyorlar. Eğer böyle farklı Sayın Valim bile bakabiliriz. İndiriyor muyuz? İndiriyoruz. Bayrağımızı düşürmeyelim, evet. Tamam, bizim arkadaşları alıyoruz.
Doğanşehir'e modern bir mezbahane geliyor. Yapılacak olan mezbahanenin günlük 25 adet büyükbaş ve 50 adet küçükbaş hayvan kesimi yapabilecek kapasiteye sahip olacağı ifade edildi. Mezbahanede kesimler veteriner hekim kontrolünde hijyenik bir ortamda monoray sistemiyle askıda yapılacak. Doğanşehir'e modern bir mezbahane geliyor. Yapılacak olan mezbahanenin günlük 25 adet büyükbaş ve 50 adet küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek kapasiteye sahip olacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada elektrik santrali olarak inşa edilen ve 1980 yılında yapılan tadilatla mezbahaneye dönüştürülen mevcut Doğanşehir mezbahanesinin yetersiz ve sağlıksız olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine modern bir mezbahane yapılacağı belirtildi. Halkın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 400 metrekare alan üzerine yapılması planlanan mezbahanenin projesi hazırlanarak ihale aşamasına getirildiği açıklandı. Günümüz teknolojisine uygun her türlü makine ve teçhizata sahip olacak olan mezbahanede 4 soğuk hava deposu da bulunacak ve kesimi yapılan hayvanlar hijyenik bir ortamda muhafaza edilerek tüketime sunulacak. Mezbahanede kesimler veteriner hekim kontrolünde hijyenik bir ortamda monoray sistemiyle askıda yapılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç duyulan diğer ilçelerde de yeni mezbahaneler yapılması konusunda çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Evet, ana haber bültenimiz bu şekildeydi. Biraz renkli oldu ana haber bültenimiz bugünlük. Çünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dedik ve yanımıza minik öğrencileri alarak ana haberi sunmaya çalıştık. Nasıl? Keyif alabildiniz mi? Evet. O zaman ilk önce Buse'ye soralım. Buse Yücel, TED Koleji 3. sınıf öğrencisi. Buse, bugün çocuk bayramı, senin bayramın. Neler hissediyorsun? Çok mutlu hissediyorum. Kendimi mutlu hissediyorum. Güzel bir bayramdı. Güzel bir bayramdı. Neler yaptın peki? Ada orkestrasında keman çaldım ve bu kadardı. Sadece bu kadardı. Evet. Arkadaşlarınla eğlenebildin mi? Evet, çok eğlendim. Arkadaşlarımla oyun oynadık. Peki bugün hava yağmurluydu. Seni etkiledi mi? Yani üzüldün mü? Biraz üzüldüm çünkü gösterim vardı. Onu yapamadım 23 Nisan. Ondan dolayı. Peki Berk'e soralım. Berk Açıkgöz. O da TED Koleji 3. sınıf öğrencisi. Berk, bugün senin için nasıldı bakalım? Şöyle mikrofona değmeyelim. Evet. Güzel. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Bugün benimle birlikte ana haberi sundun sen de. Hı hı. Nasılmış? Heyecanlı mıymış? Evet. Ama çok güzel okudun. Değil mi arkadaşlar? Çok güzel okudu. Neler hissettin? Büyüdüğünü hissettin mi biraz? Bugün koltuğumu size de... Aslında 3 kişilik koltukta oturmuyorum ama... koltuklarda. Bu minikler bizlere eşlik etti. Peki bayram nasıl geçti? Bugün neler yaptın? Bu senin dediği gibi oda orkestrasına gittim. Hmm. O kadar. Sadece bu kadar. Hı hı. Yağmur yağdı bugün bayağı bir. Sen evet. De üzüldün mü Buse gibi? Evet. Peki okullarda dersler nasıl? Onu da soralım. Nasıl dersin Buse? Güzel. İyi mi? Evet, iyi. Öğretmenlerinize buradan bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Evet. Evet, o zaman ilk önce Buse söylesin bakalım. Öğretmenim, biz bu şu an haberde sizi çok seviyoruz. Evet. Berk. Merhaba öğretmenim, sizi çok seviyoruz. Evet. Bu minik arkadaşlarımızla artık vedalaşma vakti geldi. Tüm ana haberi onlarla birlikte okuduk. Bugün farklı bir şey yapalım dedik. TV Malatya ana haber bültenini bu şekilde sizlere aktardık. Seçim haberleri de dahil olmak üzere biraz renklendirdik ama dikkatle çektik eminim. Değil mi? Dikkat çektik biz. Evet. Çünkü ikisi de çok güzel çocuklar, çok akıllılar. O zaman ben size derslerinizde başarılar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. İnşallah hiçbir sıkıntı, sorun yaşamadan 4. sınıfa geçeceksiniz değil mi? Evet. Okulların bitmesine de az bir süre kaldı. Başarılarınızın devamını diliyorum. İleride büyüdüğünüzde de bu mesleği seçersiniz ya da seçmezsiniz. Çok güzel bir hayat sizin olsun isterim. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Şimdi reklamlara gidelim. Reklamların ardından da sporda günün gelişmelerine bakacağız. Müzik.
Biz büyük bir aileyiz. Murat Koçyiğit Şirketler Grubu. Malatya Oto Fiyat Anabayi. Pelin Sigorta Aracılık Hizmetleri. TV Malatya. Avis Rent-A-Car. BP Petrol. Biz büyük bir aileyiz. Murat Koçyiğit Şirketler Grubu. Türkiye, tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştiriyor. Enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtuluyor. Güçlü Türkiye'nin yeni enerjisi. Akkuyu Nükleer. Kalp ve damar hastalıkları uzmanı uzman doktor Halil Aslan, Gözde Kışla Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Gözde Kışla Hastanesi Kışla'da. En değerli varlığınız, sağlığınız. Fiat 500 isn't alone anymore. Hadi durmayın. Malatya Oto Plaza Bostanbaşı Kavşağı'nda. Çiftçinin alın teri. Tarsimle, tarsimle. Selamünaleyküm. Hoş geldin be, hoş geldin. Ekmek soğumuş. Ekinlerde durum daha kötü. Havalar soğuyunca, dolu yağınca buğdayı kırar, yok eder. Emekler boşa gider. Doğru. Neyse ki Tarsim var. Geçen yıl doludan fırtınadan heba olmuş ürünün karşılığını üreticiden toplanan primlerle ve koskoca devletin katkısıyla ödedi. Haydi o zaman direksiyon başına. Dayı hayırdır? Bunu cümle harem duymalı. Devletin gücü arkamda, Tarsim senin yanında. Reklamların ardından konuklarımı gönderdikten sonra yeniden karşınızdayız. Bu kez de sporda günün gelişmelerine bakacağız. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Malatya Spor'a şampiyonluk yolunda destek sağlamak için başlatılan bayrak kampanyasına Kuyumcular Çarşısı esnafından da destek geldi. Bir grup esnaf aralarında para toplayarak Cumhuriyet Çarşısı'nı Yeni Malatya Spor bayraklarıyla donattı. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Malatya Spor'a şampiyonluk yolunda destek sağlamak için başlatılan bayrak kampanyasına Kuyumcular Çarşısı esnafından destek geldi. Bir grup esnaf aralarında para toplayarak Cumhuriyet Çarşısı'nı Yeni Malatya Spor bayraklarıyla donattı. Sarı Kırmızılı Kulübün basın sözcüsü Selim Pilten, esnafa bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek Malatyalıları dükkanlarını ve evlerini bayraklarla donatmaya davet etti. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta telafisi olmayan iki final haftasına girildiğini kaydeden Pilten, Yeni Malatya Sporumuz şampiyonluğa çok yakın. Cami olarak büyük bir heyecan içerisindeyiz. İnşallah bu hafta Menemen'den istediğimiz sonucu alırsak bu hasret son bulacak. Malatyalılar şampiyonluğa yürekten inanıyor. Allah yardımcımız olsun. Biz bu sezon taraftarımızdan müthiş destek gördük. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezon onların özlediği tabloya kavuşacağız. Gerçekten şampiyonluğa çok yakınız ifadelerini kullandı.
Yeni Malatya Spor sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslerse futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlık yolunu seçen Feyyaz Uçar da 2005-2006 futbol sezonunda başladığı teknik adamlık kariyerinde ilk defa şampiyonluk heyecanı yaşayacak. Uçarlı Yeni Malatya Spor, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta kalan son 2 maçtan 4 puan çıkarması halinde şampiyonluk ipini göğüslemiş olacak. Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlık yolunu seçen Feyyaz Uçar, 2005-2006 futbol sezonunda başladığı teknik adamlık kariyerinde Yeni Malatyaspor'un başında ilk şampiyonluğuna oldukça yakın. Tecrübeli teknik adam Rıza Çalınbay ile birlikte önce Göztepe, ardından Denizlispor'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Feyyaz Uçar 2002-2003 sezonu başında Beşiktaş'ta Lucescu'nun yardımcılığını üstlendi ve Beşiktaş'ın 100. yılındaki şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. 2005-2006 sezonunun ikinci yarısından 2006-2007 sezonunun son haftasına kadar Karşıyaka'yı, Mardinspor'u ve Malatyaspor'u çalıştıran Feyyaz Uçar, 2009 yılının Ocak ayında ard arda yaşanan puan kayıplarından sonra Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig takımı Altay'daki görevinden alındı. 2005-2006 sezonunda göreve geldiği Malatyaspor kulübünde ilk 5 haftada alınan başarısız sonuçlardan dolayı görevinden istifa eden Feyyaz Uçar, yıllar sonra yine Malatya'da bu kez şehrin diğer takımı Yeni Malatyaspor'un başında teknik adam olarak şampiyonluğu kucaklamak üzere. Uçarlı Yeni Malatyaspor, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta kalan son 2 maçtan 4 puan çıkarması halinde şampiyonluk ipini göğüslemiş olacak. Bu başarı Feyyaz Uçar'ın teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluğu olacak. Evet, sporda günün gelişmeleri de bu şekildeydi. Böylelikle ana haber bültenimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bültenimizi kapatmadan önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bir kez daha tüm çocuklara armağan olmasını temenni edelim. Dileyelim. Böylelikle de ana haber bültenimizi de kapatmış bulunalım. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.